Ludomil Raiski, 5 ülkenin savaş kahramanı, Atatürk'ün silah arkadaşı, Osmanlı'nın ilk savaş pilotlarından birisi, Çanakkale gazisi, Polonya Hava Kuvvetleri'nin ilk ve son Müslüman komutanı, İngiltere'nin savaş kahramanı pilotu, Kayseri'de üretilen ilk Türk savaş uçağının mühendisi ve çok daha fazlası. Dünyanın en ilginç hayat hikayelerinden birisi Efendi lakaplı Türk vatandaşı Ludomil Raiski'ye ait. Bu sürükleyici hayat hikayesi sizleri çok şaşırtacak, gururlandıracak ve üzecek. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olarak ve videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Ludomil Anthony Raiski, 29 Aralık 1892, 11 Nisan 1977, Polonyalı mühendis, pilot, askeri subay ve havacıydı. 1926-1939 yılları arasında Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı ve Polonya askeri havacılığının modernizasyonundan sorumluydu. Hayatı boyunca Avusturya-Macaristan ordusu, Polonya lejyonları, Türk ordusu, Türk Hava Kuvvetleri, Fransız Hava Kuvvetleri, Fransız Yabancı Lejyonu ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yaptı. Ayrıca savaşlar arası Polonya'nın en renkli kişiliklerinden biri ve en az itaatkar subaylarından birisi olarak biliniyordu. Bu kısa ön bilgi sonrası Ludomil Raiski'nin muhteşem hayat hikayesine başlıyoruz. Ludomil Raiski 29 Aralık 1892'de Wieliczka'da hayatının çoğunu Osmanlı ordusunda subay olarak geçiren fakir Polonyalı bir asil olan Arthur Theodor Raiski'nin oğlu olarak gözlerini açtı. Baba Arthur Theodor Rus vatandaşı olarak doğdu ancak Polonya'nın bağımsızlığı için Ruslara karşı başlatılan meşhur Ocak isyanından sonra yenilerek Osmanlı'ya sığınan Polonya asilzadeleriyle birlikte İstanbul'a geldi. Osmanlı Sultanı kendisine sığınan bu Polonyalıları kabul etti ve bugün Polonezköy olarak da bilinen Adampol bölgesini bu Polonyalılara verdi. Bu Polonyalılar daha sonra Osmanlı vatandaşlığına kabul edildiler ve sonrasında Sultanın Kazakları ve Sultanın Dragonları olarak adlandırılan iki askeri alay kurarak Osmanlı ordusuna katılıp 1853'te Osmanlı İmparatorluğu ile Ruslar arasında başlayan Kırım Savaşı'nda yer aldılar. Galibi olmayan bu savaşta kahramanca mücadele eden Polonyalıların bir kısmı daha sonra Müslümanlığı seçtiler. İşte küçük Ludomil'in babası Arthur Theodor da Müslümanlığı seçen Polonyalılar arasındaydı. Daha sonra bu Polonyalılar Osmanlı'nın desteği ile bir tugay kurarak sancaklarında Osmanlı arması ile Polonya'ya döner ve Ruslara karşı bağımsızlık savaşını başlatırlar ve başarılı olarak ülkelerini kurtarırlar. Polonya'nın bağımsızlığını kazanmasından 40 yıl sonra 1892'de Wieliczka'da doğan Ludomil Raiski babasından dolayı hem Polonya aynı zamanda Osmanlı vatandaşı ve Müslüman olarak doğar. Bu Osmanlı vatandaşlığı daha sonra kariyerinde önemli bir rol oynayacaktır. Kahramanımız Ludomil Raiski, Krakow'da hem sporla uğraşmaya başlayarak atletik bir vücudun sahibi olduğu aynı zamanda sınavlarda büyük başarı göstererek Lvov Teknik Üniversitesi'nde eğitim görmeye başladı ve 1912 yılında başarıyla mühendis olarak mezun oldu. Mezun olur olmaz Dünya Savaşı'nın başlaması ile Polonya lejyonları için gönüllü oldu ve savaşa katıldı. Burada General Zamorski'nin komutası altında üstün başarı göstererek onur madalyası sahibi oldu. Ludomil Raiski, Chłowczyk Savaşı'nda ağır yaralandı ve tedavi altına alındı. Ludomil Raiski'nin tedavisi bittiğinde ise Osmanlı İmparatorluğu savaşa dahil oldu ve Ludomil Raiski'ye Osmanlı vatandaşı olduğu için askerlik celbi geldi. Genç bir mühendis subay olan Ludomil hiç düşünmeden ikinci vatanı olarak gördüğü Osmanlı İmparatorluğu için savaşa katılmak ve üniformasını giymek için İstanbul'a hareket etti. İstanbul'da Maltepe Havacılık Okulu'na katılan Ludomil, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk pilotlarından birisi olarak başarı ile mezun oldu. 1915 yılında Raiski Türk Hava Kuvvetleri'ne kabul edildi ve cepheye gönderildi ve gözlemci rütbesine terfi etti. Gelibolu Savaşı sırasında ağır yaralandı. Hastaneden döndükten sonra ikinci kez yaralandığı İzmir merkezli Osmanlı 5. Ordusu'na transfer edildi. Hizmete döndükten sonra kendi isteği üzerine bir savaş pilotu eğitimine gönderildi ve Türk Hava Kuvvetleri için Gelibolu'da birçok hava savaşına katıldı ve 11 düşman uçağı düşürdü. Bu başarılarından dolayı Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal Atatürk bu başarılı pilot ile bizzat tanışarak kendisine Gelibolu Yıldızı madalyası
madalyasını elleriyle takıp ondan övgüyle değerli silah arkadaşım diye söz etmiştir. Raiski savaşın sonuna kadar birçok cephede görev aldı ve savaşın bitimiyle terhis edildi. Hemen ardından tek bir LVG-CV uçağı satın aldı ve Karadeniz üzerinden Odessa'ya uçtu. Burada General Zeligowski emrindeki Polonya 4. Tüfek Bölümüne katıldı. Orada da o bölümün 9 uçakla donatılmış doğaçlama hava filosunun komutanlığına getirildi. Raiski burada Beyaz Ruslarla birlikte Bolşevik Ruslara karşı birçok kanlı savaşa katıldı. Artık deneyimli bir savaş pilotu olan Raiski 1919 yılında ana vatanı olan Polonya'ya geri döner. Bu sırada Polonya ordusu ise yeniden teşkil edilmekte ve düzenlenmektedir. Polonya ordusu merkez kuvvetlerinden birçok savaş uçağı ele geçirmiş olsa da bunları uçurabilecek deneyimli pilot sayısı çok çok azdı. Ludomil Raiski yeni kurulan 10. Keşif Filosu'nun komutanlığına atandı ve savaşçı bir pilot olarak hem hava muhaberelerine katıldığı aynı zamanda yeni pilotların öğretmenliğini yaptı. Savaştan sonra Raiski orduda kaldı. Teğmen albay rütbesine terfi etti ve kısa bir süre Poznan'ın Lavika Havaalanı'ndaki Yüksek Pilot Okulu'nun komutanı oldu. Ancak 1922'de bu görevi bıraktı ve bunun yerine 8 yıl önce çalışmalarına devam ettiği Lvov'a geri döndü. Ayrıca aktif bir havacı olarak kaldı ve birkaç muhteşem uçuşundan sonra Polonya'da çok büyük ün kazandı. 1925'te 4 günde Paris, Madrid, Casablanca, Tunus, İstanbul, Varşova rotasında uçtu. Bu o zamanki koşullarda büyük bir havacılık başarısı sayılıyordu. Ağustos 1924'te albay rütbesine terfi etti ve Varşova Yüksek Savaş Okulu'nda üst düzey görevliler için bir kursa gönderildi. Aynı zamanda Askeri İşler Bakanlığı Havacılık Departmanı ile işbirliği yaptı ve orada Fransız General Armand'a vekil oldu. 18 Mart 1926'da da Polonya Hava Kuvvetleri'nin fiili komutanı oldu. Laiski, Polonya Hava Kuvvetleri'nin vekil komutanı olur olmaz savaş deneyimlerine dayanarak savaşçı ve bombardıman gücüne sahip bir filo geliştirebilmek için çalışmalara başladı. Ancak Hava Kuvvetleri'nin önemi 1. Dünya Savaşı sırasında çok anlaşılamadığından Polonya Kurmay Subayları Raiski'nin fikirlerine hep kuşkucu yaklaştılar ve çok destek vermediler. Raiski ise yılmayarak çalışmalarına devam etti ve yeni pilotların yetiştirilebilmesi için ülkenin birçok yerinde havacılık okulları kurdu. Fon eksikliği Raiski'nin politikalarını önemli ölçüde şekillendirdi. Polonya yurt dışından çok sayıda modern uçak satın alamayacağı için Raiski, Polonya havacılık endüstrisinin gelişimi için gece gündüz çalıştı ve 1928'de ısrarıyla Polonya kendi uçaklarını üretmeyi kabul etti. Bu da birçok yeni nesil genç ve yetenekli mühendisin kariyerlerine başlamasına ön ayak oldu. Bunların arasında Zygmunt Pulaski isimli bir mühendisle birlikte çalışmalar yaparak PZL savaş uçaklarının üretimine başladılar. Ve Türkiye başta olmak üzere Yunanistan, İtalya, İspanya, Romanya ve Bulgaristan'a ihraç etmeye başladılar. Ludomil Raiski bu esnada ikinci vatanı olarak gördüğü Türkiye ile de bağlantıya geçti ve o dönemin en iyi avcı uçağı olarak bilinen PZL-P24'ün Türkiye'de de üretilmesi için bedelsiz olarak lisans anlaşması yapılmasına öncülük etti. Ve bu bilgi transferi ile 1926'da yeni kurulan Kayseri Uçak Fabrikası'nda PZL-P24 avcı uçakları üretilmeye başlandı. Bu uçaklardan 200 adet üretildi ve hem Türk Hava Kuvvetleri'nce kullanıldı, aynı zamanda da ihraç edildi. Kayseri'de üretilen PZL savaş uçaklarının sonuncusu Ankara'da Hava Kuvvetleri Müzesi'nde halen sergilenmektedir. Raiski, Polonya Hava Kuvvetleri'nin gelişimi için ısrarcı olmasına rağmen çalışmalarının önü bağlanmıştır. Az düşünceli subaylar tarafından tıkanmıştır. Ve yaklaşan 2. Dünya Savaşı'na rağmen Polonya Hava Kuvvetleri ne yazık ki Raiski'nin istediği konuma gelememiştir. 1934 yılında Ludomil Raiski, Polonya Hava Kuvvetleri'nin herhangi bir subayı tarafından elde edilen en yüksek rütbe olan General Brigadier'e yükseldi. 2 yıl sonra da 1 Ağustos 1936'da Polonya Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.
Bu aynı zamanda Türk vatandaşı bir Müslümanın ilk ve son kez Hristiyan bir Avrupa ülkesinde hava kuvvetleri komutanı olması anlamına da gelmekteydi. Yaklaşan Dünya Savaşı'nı iyi gören Raiski, Polonya hava sanayinin daha da geliştirilmesi için tüm gücüyle yeniden bastırmaya başlasa da görüşleri ne yazık ki kabul görmedi. Bunun üzerine iki defa istifasını sunan Raiski'nin istifası da kabul edilmedi. Raiski'nin öngörüleri gerçekleşti ve 1939'da Almanya'nın Polonya'ya saldırısı ile 2. Dünya Savaşı resmen başladı ve Polonya Hava Kuvvetleri'nin Alman Hava Kuvvetleri'ne mağlubiyetinin faturası Rudomil Raiski'ye kesildi ve rütbesi binbaşılığa düşürüldü. Kahramanımız Raiski daha sonra İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne katıldı ve Almanya ile Afrika dahil birçok cephede savaştı ve yine birçok madalyaya sahip oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından Polonya'ya küskün olan Ludomil İngiltere'de kaldı ve Nisan 1977'de ölene dek Londra'da yaşadı. 1993 yılında ise Polonya iadeyi itibar yaparak Ludomil Raiski'nin rütbesini iade etti ve naaşını askeri törenle Varşova'daki askeri katedrale defnetti. Bir Müslüman olmasına rağmen katedralde gömülü olan Raiski'nin mezarı başında belirli günlerde Kur'an okunmaktadır. Ludomil Raiski'nin Krakow'daki evi ise bir mescite sahiptir ve tepesinde küçük bir minare halen durmaktadır. Bu Polonya'nın Krakow kentindeki tek mescit olma özelliğini halen korumaktadır. Mescitin bulunduğu yer ise Polonyalı Papa Jan Paul'ün dünyaca ünlü Meryem Ana Katedrali'nin tam karşısıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın.